child got a fist ball. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride. You do better keeping it quiet. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. Their palate is dried and my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that talk is misguided. She like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim. I'm the reaper reaching for the kill switch. The label cut the check like the blazeman. Something sparking in his brain is the beat is somewhere with it prancing. Geronimo, the way I make the bass jump when a parachute is tasteless. They likely to run their mouth, but when they see you face to face, they quick with the shape shift. Up through the night with the grave shift, batted from the cradle to the grave, bitch. Big mad how they face tense, look both ways, for you catch fade. I'm a nice guy on the inside, still I'm not somebody to be played with. Keep it all the way, 1,000. I don't remember how the ground feels. I left the city, I've been browsing. Treading water that they drowned in. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yine güzel, detaylı bir performans incelemesine hoş geldiniz. Umarım introyu beğenmişsinizdir. Bunların hepsi emek. Bu yüzden like ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olur ve o zil işaretine basarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kylo 5 içerisinde 2 hafta gibi bir zaman geçirdim arkadaşlar. Ve düşüncelerim, fikirlerim olgunlaştı. Şimdi ise sizlere detaylıca bu ayakkabı nedir, ne değildir, ne bekleyebilirsiniz, iyi yanları, kötü yanları hepsini sırasıyla güzel bir biçimde aktaracağım. Bunu biliyorsunuz bütün performans incelemelerinde yapıyoruz. Öncesinde kargo açımı yapıp sizlerle birlikte ilk fikirlerimi, ilk düşüncelerimi söylüyorum. Bu şekilde bir ayakkabı aldığınız zaman ilk hissedecekleriniz, nelere bakılır, nedir, ne değildir de oralarda aktarmaya çalışıyorum. Her video farklı amaçlara hizmet ediyor. Bu da bu ayakkabıyı almak isteyen ve bu ayakkabı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarım için. Dedikten sonra da hemen kutusunu alalım ve detaylı performans incelememize geçelim. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Belki de Kyrie'nin en beğendiğim kutusu oldu. Kutu açımında da zaten bundan bahsetmiştik. Detaylarından sağında solunda yazısı, renk tasarımı, buradaki piramidi her şeyle gayet güzel gözüküyordu. Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar 45 numara aldım. Genel itibariyle Kyrie'lerde bunu giyiyorum. Biraz tabii dar oluyor, buna dikkat etmek gerekiyor ama benim için ideal bir numara. Hemen bir tanesini çıkartalım ve başlayalım. Evet, ayakkabımız burada. Bu rengine ne diyorsunuz görsel olarak? Nasıl sizce? Bu tabii ki kişiden kişiye değişir. Ben internette alırken daha az beğenmiştim arkadaşlar. Fakat bana gelince, içinde vakit geçirince daha çok beğendim. Gitgide de daha güzel geldi. Giyip fikirlerim olgunlaşınca da ayrı bir hoşuma gittiğini söylemem lazım. Dizayn detayı olarak baktığımız zaman Kyrie 8'e benziyor. Low dediler bu arada ama low'un tek olayı şu. Yani şurasında ufak 2 santimlik bir düşüş ve şu şekilde V gibi biraz içeri kıvrımlı, girintili olması. Bunun dışında da çok da bir farklılığı yok. Üstündeki materyaller neredeyse aynı olsa da yastıklamasında ve alt kısmında bazı tabii ki farklılıklar, değişiklikler yapılmış. Hemen dizayn detaylarına şöyle hızlıca bakalım. Nike Swoosh işareti gözümüze çarpıyor. Kırık bir şekilde üçgen şeklinde dikişlerimiz, yastıklamamızı belirten Air Zoom, One World, One People yazımız, iç kısımda farklı renkte bir swoosh ve arkasındaki bu canvas diyebileceğim farklı bir kumaşla topuk koruması, Kyrie'nin üçgeni ve 5 yazısı, güzel bir tuş fari Kyrie logosuyla. Dizayn detaylarımız bu şekilde. Hemen performans detaylarına dalalım. Taban tutuşu nasıldı? Arkadaşlar Kyrie serisinin genel itibariyle harika yaptığı bir iş zaten bu taban tutuşu. Buradaki zigzaklar, desenler gerçekten oldukça güzel bir şekilde planlanmış ve ciddi manada güzel bir iş yapıyor. Açıkçası sahada hiçbir problem yaşamadım. Taban tutuşu harika denebilecek kadar iyiydi. İstediğim zaman durdum, istediğim zaman harekete geçtim. Çok fazla tozlanmıyor. Yani sizlerin de başına çok tozlanma geleceğini düşünmüyorum. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız zaten bir iki silmeyle de yolunuza devam edebilirsiniz. Gerçekten çok çok iyi işler yaptı. Hani bu senenin taban tutuşu noktasında en iyilere sokabileceğiniz, bu listeye alabileceğiniz güzel bir ayakkabı olmuş. Tabanın belki de en büyük eksiği arkadaşlar, bunun dışarıda çok oynanamayacak gibi olması. Aslında ben ilk bakışta hani oynanabilir demiştim. Çünkü baya baya sert gelmişti. Özellikle de bu rengi. Diğer renkler bu kadar iyi midir bilmiyorum. Fakat böyle elimle oynatmaya çalıştığım zaman bir yumuşaklık seziyorum. Gene itibariyle Kyrie'lerle çok zaten dışarıda oynanmasını ben tavsiye etmiyorum. Hani kesinlikle çıkmayın diyemeyeceğim veya kesinlikle çıkın da diyemeyeceğim. Ama biraz böyle elimle oynatabiliyor olmam, özellikle mesela bu çizgi çizgi halinde olan kısımlar daha hızlı eriyebilir gibi geldi. Şuralarda yine aynı şekilde rahatça sallıyorum gibi geldi ama bence ara ara da olsa oynanabilir. Totalde düşündüğüm zaman arkadaşlar tabanına vereceğim puan 10 üzerinden 9.3 olacak. Gayet yüksek bir puan, gayet iyi bir puan.
ihtiyacınız olan taban tutuşu, sağlamlık ve sizleri stabil, güçlü hissettirmesi benim çok hoşuma gitti ve dediğim gibi bu yılın en iyilerinden olabilir. Hemen yukarıya ve yastıklamasına çıkalım. Arkadaşlar, yastıklaması tipik bir guard ayakkabısı, tipik bir kayrı ayakkabısı diyebiliriz. Çok yumuşak olmayan, çok da sert olmayan bir köpük ve ön ayakta ise ince bir tabakada Air Zoom ünitesi var. Fena değil, çok iyi değil. Belki ağır arkadaşlarıma çok uygun olmasa da guard arkadaşlarım için ihtiyacı olan yastıklamayı barındırıyor, etkiden korunmayı barındırıyor. Benim için tabii biraz eksikti ama gayet dengeli ve güzel yapılmış. Öndeki zoom ünitesi hissedilebilir nitelikte. Bu güzel, kimi zaman çok güzel yastıklamalarda bile bazen hissedilmeyebiliyor. Dolayısıyla burada hissedilebilir olması benim hoşuma gitti ve beni tatmin etti. Yani ayakkabı kendi içinde bir bütünlüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar, kimler için uygun diye soruyorsanız, guardlar için, 2 numaralar ve 3 numaralar için, yani 3'ü geçmese daha iyi olur, çok çok uygun bir ayakkabı olmuş. Ve yastıklamasına da benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.4 olacak. Hani ideal seviyede ortalama bir yastıklama. Dediğim gibi guardlar için etkiden korunması var. Sahayı iyi hissediyorsunuz. Kesinlikle yerden çok yüksek hissetmiyorsunuz. Gayet gayet güzel olmuş. Ve bu şekilde de yastıklamamızı sonlandırıp üst kısma çıkabiliriz. Arkadaşlar, üst kısım Kyrie 8 ile, yani Kyrie Infinity ile çok benzer. Neredeyse aynı diyebiliriz. Kullanılan materyalleri, buradaki fit sistemi neredeyse aynı. Çok iyi değil, çok kötü değil. Ben bu arkadaki kumaş yapısını çok beğendim. Beğenmediğim noktalarda yine bazıları burada. Çok fazla hava geçirmeyen, plastik kaplı olan üst kısım ayağınızı baya baya sıcak tutuyor arkadaşlar. Fakat çok da tabii ki ağırlaştırmıyor da, oldukça da hafif hissettiriyor. Buradaki fit sistemi arkadaşlar, bacaklarınızın geçebildiği delik olmasının yanında bir de şu içten görüyorsunuz sarıyla bir tabaka gözümüze çarpıyor. Yana yapacağınız hamlelerde sizleri tutan bir yapıda, aynı şekilde bakın içten de baktığınız zaman içeriye giren burada yapılar mevcut. Dolayısıyla kilitlenmenize de yardımcı olacak. Bağcıklarınızı sıkı bağladığınız zaman oldukça iyi tutacaktır sizleri. Ayakkabı arkadaşlar çok ilginç bir şekilde üstten dürüm gibi dikişle tutturulmuş. Hoşuma gitmeyen kısımların başında burası geliyor diyebilirim. Şöyle içten baktığınız zaman bakın şurası ayağınızı acıtıcı bir durumda. Yani bu içeriye şöyle kavis verilmesi sizi çok da rahat ettirmiyor. Özellikle bazı ayak tiplerine bence baya baya zarar verecek nitelikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Yani ta içeriye kadar uzanıyor şu şekilde ve ciddi sert burası. Ayaklarının yapısı şekli farklı olan arkadaşlarım burada rahat edemeyebilir. Bu dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. İlk giydiğim zaman beni baya baya rahatsız etmişti. İçe doğru baktığınız zaman baya buralarda rahatsız edebilecek bölmeler mevcut. Özellikle bu kısımda, dış kısımda. Buna dikkat etmeniz lazım. Hatta bazı takipçilerden, abi ben aldım işte 2-3 gün sonra bu kısımlar ayağımı çok acıttı, geri iade ettim diyenler de vardı. Buna dikkat edebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar, ayağı geniş arkadaşlarım bu ayakkabıdan uzak dursunlar. Çünkü bu iç kısımdan öyle bir girintili ki ayağınızı resmen dışarıya taşıyor. Bunu ben de yaşadım. Dolayısıyla dar ayaklı arkadaşlarım, ayakları küçük olan arkadaşlarım bu ayakkabıyı alabilirler. Birçok kaydede zaten bu sıkıntı mevcut. Ama ayakları daha dar, daha ince olan arkadaşlarım için ideal. Dolayısıyla hem guard pozisyonunda oynayan, yere yakın oynamak isteyen, iyi bir kitlenme fitlenme yakalayan, daha hızlı atik ve dar ayaklı arkadaşlarıma uygun bir ayakkabı olarak toparlayabiliriz sanırım. Bu girinti de benim hoşuma gitmediğini söyleyebilirim bu yan kısmıyla birlikte. Nasıl çözdüm diyorsanız, kalın çorapla giydim. 2-3 gün sonra arkadaşlar daha rahat, iyi hissedebildim. Özellikle dil kısmının şu pofidik oluşu, baya baya güçlü, kuvvetli oluşu benim hoşuma gitti. Bağcıklarla kendimi iyi kitleyip sıktığım zaman güçlü hissettim. Tipik bir kayrı ayakkabısının özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Bağcıklarınızı sıktığınız zaman üst kısım ayağınıza çok iyi kapanıyor. Çok fit, çok sıkı ve çok dar hissediyorsunuz ayakkabıyı. Buna dikkat etmeniz lazım. Arka kısımda ortalama bir pedleme mevcut. Ne çok iyi ne çok kötü diyebilirim. Dediğim gibi görsel olarak bu arkasındaki materyalde gayet iyi işler yapıyor. Materyallere vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden yine 8.4 olacak. Ortalama bir materyal kullanımı diyebiliriz. Hani ne çok kötü ne çok iyi. Destek noktasında arkadaşlar, low olması bileğinizi burada bir tuhaf hissettirecek. Özellikle şuralardaki sert kısmı ile birlikte ayağınızı kimi zaman acıtabilir. Fakat buradaki fit sistem, ayakkabının çok sıkı bir şekilde ayağınızın üstüne kapanması, bunlar avantajlar sağlıyor. Çok fazla yana doğru bir çıkıntı yok. Bu da yana yapacağınız hamlelerde ufak da olsa bir dengesizlik hissettirebilir ama ben çoğu konu hissetmedim. Şuradaki plastiğin yukarı doğru çıkması, fit sistemin burada oluyor olması da yana yapacağınız hamlelerde sizi güçlü, kuvvetli hissettirecek. Zaman zaman bileğime çok iyi oturduğunu hissettim. İyi şekilde bağcıkları bağlayıp ayağıma fit şekilde yapışınca kendimi çok atletik hissettirdi bu ayakkabı. Dolayısıyla destek noktasında da vereceğim puan arkadaşlar benim 10 üzerinden 8.6 olacak. Hani çok efsanevi bir desteği veya
kuvveti olduğunu düşünmesem de yine gayet iyi bir iş yapmış. Uzun zamandır bu şekilde kendi ayağımı sıkan, ayağımı çepeçevre saran bir ayakkabı giymemiştim arkadaşlar. Ciddi manada dar, dolayısıyla numara tercihiniz çok önemli. Ben 45 numara alıyorum ve oldukça iyi hissediyorum. 45 numara benim kaygı numaram ama tabii biraz dar. Daha kalın çorapla giysem mesela ayağım boğulur. O yüzden günlük çoraba yakın bir çorapla giydim. 45,5'da alabilirdim. Dolayısıyla sizler de biraz daha büyük numaraya gitmeniz mantıklı olabilir bu aşamada. Yani yarım numara belki büyük almanız daha mantıklı olabilir. Hemen şimdi ağırlığına bakalım. Evet, 389 gram arkadaşlar. Bu senenin en hafiflerinden biri olabilir. Neredeyse incelediğimiz her ayakkabı 440, 450, 460. Ciddi manada hafif hissettiren, uçacakmış gibi hissettiren güçlü, sağlam, sağlıklı bir ayakkabı arkadaşlar. Kyrie Low 5. Evet, bu şekilde de bence incelememi sonlandırabilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İçinden dışından her şeyinden bahsettim. 2 haftadır içinde oynayarak sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Genel manada gardlara, ayağı dar olan, hafif hissetmek isteyen, hızlı hareket eden ve ayağına kilitlenen, ayağın ayakkabıyla birebir hissetmesini seven arkadaşlarıma güzel bir ayakkabı olmuş. Her adım atışınızda ayakkabının sizle hareket ettiğini ve ayağınızın ayakkabıyla bütünleştiğini hissedeceksiniz dediğim gibi. Bana çok uygun olmasa da hiçbir Kyrie ayakkabısı bana çok uygun olmuyor. Ama her Kyrie ayakkabısına da bayılıyorum. Verdiğim puanlar ortalama olsa da sizlerin basketbol oyununa oldukça yardımcı olabilir. İyi bir yastıklama, mükemmel bir taban tutuşu, İyi bir kitlenmeyle zaten doğru numarayı tercih ederseniz hiçbir problem yaşamayacaksınız. Dedikten sonra çıkışımı yapayım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.